Çekiniyor. Soğan, patates alabildiniz mi? Yok, alamadık. Neden alamadınız? Çok pahalı olduğu için. Fiyatlar düşsün diye patates, soğan ithal edilecek. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sıkıntı. Kendi ben Çukurova olarak, Adanalı olarak da bizim orada patates yetişir ama neden böyle oluyor? Onu bir bakanlığa sormak lazım ama biz vatandaş olarak da soramıyoruz. Ama yarın sandıkta onu gereken neyse yapılacak. Yani benzin, mazot olmuş, yani almış başını gidiyor. Pazarda hiç 3 liradan aşağı bir şey yok bak. Vatandaşın aldığı 1200 lira, 1300 lira, onu alamayan da var. Nasıl geçimini sağlayacak bu insanlar? Ben asgari ücretten çalışıyorum ama bir de gel bana sor bakayım. İki tane de çocuk oku diyorsun. Bir kilo soğanla patates alamadık bak. Görüldü. Rica ederim. Siz alabildiniz mi? Ben daha yeni geliyorum ama ya, nedir şey mi? Soğan patates fiyatları ne? Soğan patates fiyatları daha bakmadım ben. 7 lira olmuş. 7 lira olmuş. 7 lira mı olmuş? Ne yapacak? Saklıyorlar hepsi. Stok yapıyor. Seçimden sonra aç kalacak değil ya millet. Herhalde alıyorlar yani. En azından bir kilo alsın. Az biraz lükslerinden keserler. Boğazlarına veriyorlar zaten. Boğazı kesiyorlar, lüks alıyorlar. Niye? Olsun. Saklıyorlar kızım. Seçimden sonra çıkaracaklar hepsi. Biz aslında biz halk olaraktan var ya bütün soğanları boykot yapsak hiç kimse o zaman pazarcılar bak nasıl 1 liradan satıyor. Biz anca bunu seçime yansıtmaya çalışıyorlar. Seçimle hiç alakası yok. Herkes kendi kafalarına göre bir şeyler kuruyorlar işte. Oyun yapıyorlar. Her şey oyun olmuş. Başka değil. Bir milyar 300 lira alıyorum diyor. Asgari ücret zaten 1 milyar 600 lira olmuş. Sen nasıl 1 milyar 300 asgari alıyorsun? Vermiyorlar sana. Taraf yani. Olma taraf. Allah için. Ben taraf değilim. Ha. Allah için. Ben hayır. 1 milyar 300 değil asgari. Tamam. Ha. Asgari ücret kaç lira? Kaç lira? 1 milyar 500-600 yakın. Ben orada siz yanlış tarafını dinlemişsiniz. Şimdi herkes istediğine dinliyor. Hı. İşine geldiği gibi yorum yapıyor. Ben dedim asgari ücretten alamayanlar bile var. O zaman acından yani. Kimse ölmüyor. Şükretmesini bilirse her şey yolunda olur. Siz ancak boğazınızı, giyiminizi, yemeğinizi, lüksünüzü devlete suçluyorsunuz. Devlet ne yapsın? Bugünlere daha şükredeceksiniz. Allah peki, bugünleri aratmasın. Biz de şimdi sen de ben de tarafsızım. Evet. Ben hiç sen taraflı konuşuyorsun. Hayır ben takım bile tutmuyorum. Evet. Parti de tutmuyorum. Takımı boş ver yani. Yani demek istediğim anladın mı? Sandığı niye hayır batırsın? Sen de yani tabii şimdi o kadar parti şey yapıyor yani çıkıyorlar evet. Her biri konuşuyor. A partisi, B partisi. Evet. Senin için benim için bir yorum yapıyorlar mı? Vatandaş için şunu getireceğim, vatandaş için bunu yapacağım diyen var mı? Hep vatandaş için yapıyorlar. Kimin için yapıyor hayır, adam? O kadar şeyde televizyonda gördüğünde bir tanesi diyorum ki ben gelirsem vatandaşım için şu önünü açacağım, şunu yapacağım diye tabii bir şey söylüyor. Doğru söylüyorsun demiyor. Gelen ne diyor biliyor musun? Yapılanları yıkacağım, yapılanları yakacağım, yapılanları satacağım diyor. İşte ben ona demek doğru, istiyorum. Doğru onu demiyor senin işte. Benim için kimse artısını eksisini konuşmuyor. Yakacağım, yıkacağım, yapacağım, satacağım diyorlar. İşte tabii, demek istediğim o. Yani. Sana bana konuşamış yok herkes. Burayı ben iktidara geleyim. Sen de oranın cebini düşünüyorsun. İktidara gelince sen bana para mı vereceksin? Ya ben şimdi nereye? Daha ne dersin sen adam ya? Çocuğuna, torununa, bakana para. Benim herkese para, teyze, temizlikçiye benim para. Benim emekliliğim gelmiş ama ben emekli olamıyorum parayla ya. Parayla mı iş oluyor hanımefendi? İşte para mı bu dünyada? Neyle oluyor? He bu ülkede. Neyle ülkeyi oluyor? Sattı. Sattı da niye duruyorsunuz burada? Bu ülke değil mi? Biz ülkede yaşamıyoruz. Benim ülkem burası. Tabii ki duracağım. O zaman nasıl satıyor? Kime sattı bu ülkeyi? Bilmiyor musun kime sattı? Sen söylesene. Haberleri izlemiyor musun? Haberleri izlemem. Ben içindeyim zaten. Haberleri izlemeye boş ver. Ben içindeyim. Kömürleri dağıtıyor, sahte oylar. Evet, o söz konusu değil. Yani ben emekli mi olmuşum, ben primim de olmuş, emekli olamıyorum. En kötü dönemimi yaşıyorum, ya adamlar, emekliyim. Ya adamlar gelmeden satacağım. 1600 alıyorum, kirada oturuyorum. Ne yapacağım? Aç mı duracağım? Ben iki tane çocuk okuduyum. Deminden onu söylemeye çalıştım. Adam yani. Gelmeden satacağım diyor, gelmeden satacağım diyor. Sen buna yapıyordu. Ne? Şimdi sarayda oturuyor. Niye? Hani eşitlik saray, bizim saray. Halktan olsun. Kim oturuyor? Oturuyor ben saray. Oturmuyorum. Cumhurbaşkanı herhalde kim oturacak. Ya, sen nerede oturuyorsun? Ben giriyorum. Git seni de kovdu mu? Ne zaman gittin de kovdu seni ne kapıdan? Yapacağım? Kovdu mu kapıdan? Çünkü sevmiyorsun. Kimseyi almaz o işleri o. Kendi milletini. Cumhuriyetinin başkanına esasında hakaret etmeyeceksiniz.
Kim gelirse gelsin. İster A gelsin, ister B gelsin. Çünkü bu Türkiye'yi yönetenin yanında olacağımız. Yani oluyor. Devlet çok güzel şey veriyor. Asgari ücretle rahat geçinebilir mi? Benim hiç aylığım yok, emeklim yok. Hiçbir şeyim yok. Çok şükür. İki kuruş bir şey satsam ben geçiniyorum. Evet. Git de AVM'lere bak yavrum, güzel yavrum. AVM'lere bak. Araba koyacak yer bulamıyorlar. Para herkes yok demesin. Öyle mi? Herkes öyle. Biz mi, ben fakir bulamıyorum. Zekat vermeye fakir bulamadım. Fitre vermeye bulamadım. Fakirsin, giyinme kıyafetine bak hele. Ne var bunda? Hiçbir şey yok. 30 liralık. Sen kendi şalona bak o zaman. 30 liralık. He. Ben 5 liralık şal kullanıyorum. Ben 900 lira kira veriyorum. Kavga çıkacak şimdi. Emekliyim, 900 lira kira veriyor. Neyse, kıyafetim nedir? Basma. Maaş da almadan geçiniyorum. Onlar bravo diyorlar. İslamiyet'te geçinenler onlar. Nasıl geçiniyorsunuz? Onlar geçiniyor. Müslümanız elhamdülillah. Onun nasıl Müslüman olduğunu biliyoruz biz. Emekli maaşlar. Müslümanız elhamdülillah. Ben ha. Onun nasıl Müslüman olduğunu biliyoruz. 6,5 emekli maaşla geçinmek mümkün değil. Peynirin kilosu olmuş 40 lira. Etin kilosu olmuş 50-60 lira. Açık yiyorum diye Müslüman bir kere pazarı bırakın, markete gittiğiniz zaman peyniri alıyorsunuz, yağ alıyorsunuz, yağ, sıvı yağ bile, zeytinyağı. Bu da temel gıdalar. Zeytin. Zeytin peynir de eskiden fakirin ekmeği. Zeytini yiyemezsiniz artık. İnanılmaz pahalı. 1500 lirayla insanlar hem kira ödeyip hem de geçinmesi mümkün değil. Çok tecavüz edilenleri korudu. Hah, bravo. Bir kere demiş olmaz diyeyim, başı bağlı bakanın söyledi. Tecavüz etti de niye ses çıkarmadınız? Sandıkta konuşak, sandıkta. Sağlık da çok kötü, rezalet. Sağlık da kötü. Sağlık mı bıraktınız? Aklınızı aldınız. Yarın ona da çalın. Allah'ım kusura bakma ama sizin gibiler yüzünden biz perişan olduk. Yönergeyi kabul etmediler. Sizi yolluyoruz Allah'ın izniyle. Muharrem İnce geliyor. Muharrem İnce. Aldığım meyvelere bak. Niye almayacağım? Geriniz aç mıdır? Açıdır. En ucuzunu alıyorum. Aç seçiyorum. Aç ucuz değil. Ucuza benzemiyor. Hiç ne aldığına bakalım, hiç ucuz değil. Kafayı mı? Güzel dikiyorum açıkçası. Hiç tartışmıyorum. Ne var hocam? Soğanla pakete. Bu ülke bizim. Onu başına sarmakla Müslümanlık olmuyor. Bu ülke bizim. İran, Irak gitmez. Atatürk'ün ilkelerini bilmiyorsunuz. Sen çok biliyorsun. Ben biliyorum. Ben Atatürk çocuğuyum be. İlkesini say bakayım. Say. Ay öğren işte, gelmiş savaş. Erbakan'ın çocuğu var. Ben Amerika'ya gidiyorum. Ben okudum. İlkesini bir say. İki tanesini say. İki tanesini. Sen dur. Devletçilik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik, halkçılık, inkılapçılık, laikçilik bunlar. Ezberleyeceğim tabii, sen de ezberle. Şimdiye kadar Tayyip Atatürk kabul etmiyordu. Şimdi ne oldu size? Türk bayraklarını Ziraat Bankası'ndan kim çıkardı bayrağı? TC'yi kim kaldırdı? Atatürk'ün partisini teröristlerle ayakta geziyoruz. Seninki de FETÖ'nün yanında kim? Abla Atatürk marşı söylenen de milletin bakanı. Arkadaşlarımın resmi var, benim yok. Olduk, size verdik. Tayyip Paşa. PKK'lıları size sattım. FETÖ geliyor diye Tayyip'i de. Gelin.